Geldi çocuklarla ilgilenmeye. Hikaye zamanı çocuklar. Acaba Kayı bugün ne yaptı? Aa evet. Bugünkü hikayenin adı Kayı üzerine bir şeyler giyiyor. Çamaşır günü Kayı'ların evinde çok telaşlı geçmişti. Ama Kayı da olamaz. Kayı da yardım etmeye çalışıyordu. Kapı nerede? Bak anneni getirdi. Teşekkür ederim Kayı. Gittikçe daha da büyük bir çocuk oluyorsun. Kayı yardım ettiği için çok gururluydu. Güzel bir duyguydu. Hey anne bana bak. Bana bak. Kayı sanırım şimdi biraz uzaklaşsan iyi olacak. Kayı eğer annesine yardım edecek kadar büyüdüyse kendi başına elbiselerini giyecek kadar da büyük olduğunu düşündü. Ortada sadece bir sıkıntı vardı. Bütün kıyafetlerini aşağıya getirmişti. O yüzden de giyecek hiçbir şey yoktu. Kayı. Kayı. Şşş, Rosie'yi uyandıracaksın. Neden üzerinde bir şey yok? Hiç, hiçbir şeyim yok baba. Bu doğru olamaz. Tonlarca kıyafetim var. Gerçekten de haklısın. Tamam. Bir oyun oynayabiliriz. Bizim kıyafetlerimizi giyebilirsin. Büyüklerin kıyafetlerini giyemem baba. Neden olmasın? Çünkü ben çok küçüğüm. Bunu göreceğiz. Aha, işte oldu. Çok iyi oldu. Eğer bunları giymeyi denerseniz nezaket göstermiş olursunuz efendim. Bir saniye. Eksik bir şey daha var. Tam anlamıyla bir gentleman. Uyumu çok sevdim baba. Yetişkin kıyafetleri için çok küçük olduğunu kim söylemiş? Kayı, sen nasıl giyinmişsin öyle? Çok yakışıklı görünüyorsun. İki erkeğin de fotoğrafını çekeceğim.